Ya daha geçen gün birlikte dolma yedik, güldük, eğlendik, şakalaştık. Nasıl ölmek ister? Hiç fark etmedik hocam. Demek ki depresyondaymış. Demek ki bundan sonra arkadaşlarımıza daha dikkat edeceğiz. Bir dertleri, bir sıkıntıları var mı daha çok ilgileneceğiz onlarla. Bakın sizin de başınıza bir şey gelir, bir derdiniz, sıkıntınız olur, gelin bana söyleyin, tamam mı? Size mi? Evet Özgülcüm, bana. Arkadaşlar ben de insanım, ben de hatalar yapıyorum, hatalarımdan ders alıyorum. Hem değişmek çok güzel. Ayrıca bu hayatta ihtiyacımız olan en iyi şey iyi arkadaşlardır, değil mi? Açın, 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 açın. Hastanın durumu nedir? 53 yaşında, bilinci kapalı. Eşi mutfakta baygın bulmuş. Kafada kült travması var. Hep birlikte hastayı yatağa alacağız. Üç dediğimde. Bir, iki, üç. Hadi. Tamam arkadaşlar, çok teşekkürler. Bundan sonrası bizde. Hocam, hastanın eşi Oğuz Hoca'nın babasıymış. Tamam, sen gidebilirsin. Teşekkürler. Nerede? Nerede? Oğuz nerede? Arıyorum, açmıyor. Tansiyonunu ölçüyor. Amcacığım, ben Doktor Bahar. Eşinizle ben ilgileniyorum. Merak etmeyin. Oğuz'un da yakın arkadaşıyım. Ama siz sakin olun, olur mu? Tamam. 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 Göz bebekleri eşit ve ışığa duyarlı. Tomografi için hazırlanalım hemen. Tamam. Bana 4-0'lık ipleğini istiyorum. Kanamayı durdurmamız lazım. Hemen. Ne haber? İyi, merhaba. Ben sana bir şey söyleyecektim de. Bahar, sonra konuşalım, çıkmam lazım. Eylül'le yemeğe gideceksiniz galiba. Kulak misafiri oldum istemeden. Evet. İptal etsen daha iyi olacak sanırım. Allah Allah. Sen şimdi bana da mı karışmaya başladın Bahar? Sana ne yani? Oğuz'um şu an boşuna böyle bir tepki veriyorsun. Ameliyatta olduğun için olanlardan haberin yok anladığım kadarıyla. Neyden haberim yokmuş ya benim? Annenle baban aşağıdalar. Acilde. Babam mı? Babama bir şey mi oldu Bahar? Yok annen. Merdivenden düşmüş sanırım. Şu an röntgen ve tomografi sonuçlarını bekliyoruz. O benim annem değil. Ama baban eşim deyince ben de o yüzden öyle şey yaptım. Ya anlaşılmayacak bir şey yok işte. Annem ölünce babam gitmiş, o kadınla evlenmiş. Sana ne dediysem kelimesi kelimesine öyle anlatacaksın. Baba. Neler oluyor? Yok bir şey, düşmüş kaza. Benim suçum. Arkalarım dökülüyordu ağrıdan. Bir tane ağrı kesici içtim. Ya kaç defa söyledim durmadan ağrı kesici içme diye ama. Doğru. Dedi. Dedim ama kim dinliyor? Tansiyonu düşmüş. Geldiğimde bir baktım mutfakta yerde yatıyordu. Bir bakmam lazım. Kaldır başını biraz. Baba biz seninle biraz konuşalım ne oldu? Bunun burada ne işi var? Hastane kıtlığı mı vardı bu yalancının olduğu yere geldiniz? Hadi anne, başka yere götürelim seni. Sakin ol. Böyle kafana göre çekip gidemezsiniz. Öyle mi abicim? Bal gibi de giderim. Sen bu ailenin hiçbir şeyine karışamazsın. Ya kızım, dur be, yapma. O ne karışıyor be? Annesi bile değil. Hadi anne. Röntgen ve tomografi sonuçları gelsin, sonra anneni alıp gidersin. Şey, oğlum, Yıldız haklı. Biz gidelim. Bak o kadar bir şeysi yok zaten, acı da çekmiyor. Acil bir şey olursa ben kendi ellerimle getireceğim. Biz gidelim. Tamam baba, sen nasıl istersen. Ama biz seninle önce bir konuşalım mı?
Ne oluyor baba? Anlat bana. Ya anlatacak bir şey yok. Ya söyledim sana, kaza işte, düştü. Baba, sadece düştün emin misin? Bir dakika, burada dur. Ben hayatımda kimseye bir fiske bile vurmadım. Sen ne dediğini biliyor musun ya? Tamam baba, o zaman izin ver, onu bir kontrol edeyim. Bu da benim görevim, bu şekilde gitmenize izin ver ama. Tamam. Sen ne istiyorsan yap ama bir daha aç ol bu konu. Tamam mı? Az önceki davranışım için kusura bakma, gerildim biraz. Problem değil. Filmler nasıl? Yani tomografi temiz, yeni çatlak yok. Eskiden kalan bir çatlak var, birkaç çatlak. Baban zaten daha önce de birkaç kere düştüğünü söylemişti. Bak burada da spiral çatlaklar var. Daha tam iyileşmemiş. Oğuz bak, bu söylediğim pek hoşuna gitmeyebilir ama... yani sen de biliyorsun, spiral çatlaklar öyle düşmeyle falan olacak şeyler değiller. Yani? Yani birinin kolunu tutup kırılana kadar çevirmediğin sürece böyle bir şeyin olması mümkün değil. Acaba... acaba baban üvey annene şiddet falan uyguluyor olmasın? Hayır, tabii ki de. Bak sen yakıştıramıyor olabilirsin, anlıyorum ama... yani kız kardeşini gördüm, çok dikkatimi çekti. Hiç annenin yanından ayrılmıyor. Tomografiye de birlikte girdiler. Hayır dedim Bahar. Benim babam böyle bir şey yapmaz. Oğuz bak, istiyorsan ben gideyim konuşayım üvey annenle ha. Sonuçta kadınım, anlarım halinden. Bana daha rahat anlatır. Hem yakın zamanda böyle bir olay yaşadım. Bir kadının bir kadına böyle bir şey anlatması daha rahat olur ha. Ne dersin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.